Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Halk Arenası canlı yayını bu akşam Eskişehir Tepebaşı'ndan gerçekleşiyor. Şu anda bulunduğumuz mekan tarihi bir bina, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve bu çok güzel atmosferden salonumuzu hınca hınç dolduran sevgili Eskişehirli konuklarımızla birlikte yaklaşık 3 saat süreyle size Türkiye'nin gerçeklerini anlatmaya çalışacağız. Efendim, hoş geldiniz. Bu akşam da çok değerli konuşmacı konuklarımız var. Ben hemen solumdan itibaren kendilerini takdim ediyorum. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyelerinden aynı zamanda İzmir Milletvekili Sayın Doktor Aytun Çıray. Kardak kahramanı olarak tarihe geçmiş olmasına karşın FETÖ kumpası nedeniyle hayatının en güzel 3,5 yılını cezaevinde geçiren ve çok sevdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmak durumunda kalan emekli Deniskurmay Albay Sayın Ali Türkşen. Halk Arenası'nda yaptığı yorumlar, değerlendirmeler ve göndermelerle Halk TV seyircilerinin neredeyse sevgilisi olan halkın avukatı Sayın Murat Ergün. Biraz önce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden sizlere seslendiğimizi, canlı yayınımızı gerçekleştirdiğimizi ifade etmiştim. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'ın konuğu olarak burada bulunuyoruz. Sayın Ataç, size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Odunpazarı ilçesi Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt da bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Biraz önce meslektaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer de bizi karşıladı, ağırladı. Ancak Ankara'da bir toplantıya yetişmesi gerektiği için üzülerek ayrıldı. Kendisine ilgisi nedeniyle bu değerli meslektaşımıza teşekkür ediyoruz. Efendim, Halk TV'nin genel yayın yönetmen yardımcısı Kadir Çankaya kardeşimiz de her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Bir eksiğimiz var yalnız. Alışık olduğunuz meslektaşımız Atilla Köprülüoğlu aramızda değil bu akşam. Çünkü sevgili babası 87 yaşında ve tehlikeli bir ameliyat olmak üzere. Kendisine acil şifalar diliyoruz, çok değerli babasına. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, bugün ne yazık ki Eskişehir, Hakkari Şemdinli'de teröristlerle yaptığı mücadele sırasında girilen bir çatışmada şehit düşen bir evladını daha toprağa verdi. Uzman çavuş Murat Özer. 7 Haziran'dan bu tarafa Eskişehir'in 11. şehidi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun, acılı ailesine ve ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ayrıca bugün çok değerli bir aydınımızın, Ahmet Taner Kışlalı'nın menfur bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinin de yıl dönümü. Ben biraz önce gelen bir mesajı paylaşmak istiyorum. Bir değerli seyircimiz, genç bir seyircimiz,
Diyor ki 21 Ekim 1999 Cumhuriyetimize, Atatürk'ümüze sahip çıktığı için, doğruları konuştuğu için, uzlaşmacı olduğu için yobazlar tarafından öldürülen Ahmet Taner Kışlalı'nın bugün ölüm yıl dönümü. Benim adım Ahmet Taner Parmak. 24 Ekim 1999'da yani merhum Kışlalı'nın suikastinden birkaç gün sonra Ankara'da doğdum. Kimin adını taşıdığımı ve ne sıfatla taşıdığımın bilincindeyim. Sizden isteğim, laikliği canı pahasına savunan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Kemalizmi bilimin ışığında aydınlatan ve Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür sözünü kulaklarımıza küpe yapan Ahmet Taner Kışlalı'nın adına yakışır bir anma yapılması. Anmadan kastım mektup olabilir, köşe yazısı olabilir, haber olabilir, sizin konuşmanız olabilir. Yeter ki kimleri kaybettiğimizin bilincinde olalım. Bu çok değerli seyircimiz Sayın Ahmet Taner Parmak'a anlamlı mesajı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca mesleğimizin bir büyüğünü de kaybettik. Büyük Önder Atatürk'ün yakın arkadaşlarından merhum Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç ağabeyimizi de dün kaybettik. Onu da sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve hemen programımıza geçiyoruz. Sayın Aytun Çıray, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan FETÖ darbesini araştırma komisyonundaki sorularınız ve daha sonra yaptığınız açıklamalarla dikkatleri üzerinize topladınız. Özellikle bu komisyonun çalışmasının AKP-FETÖ birlikteliğinin örtbas edilmesi amacına matuf bir yönde geliştiğinin şüphesi içinde olduğunuzu ifade ettiniz. Neden böyle bir konuşma yapmayı gerekli gördünüz? Şimdi öncelikle Eskişehir'e ve buradan bütün Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Ben de Ahmet Taner Kışlalı'yı rahmetle anıyorum. Ölüm yıl dönümü değil ama buradan Hablemitoğlu'nu da anmak istiyorum. Eğer Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin sorumluluk sahibi olanlar, geçmişte onları okumuş olsalardı 15 Temmuz darbesiyle belki de karşılaşmayacaktı. Hiç olmayacaktı. Bu darbe komisyonuna girmeden önce biz Cumhuriyet Halk Partili darbe komisyonu üyeleri olarak bir araya geldik. Dedik ki bu darbe meselesi Türkiye'nin meselesidir. Bu darbe esasen Türk milletine karşı yapılmış bir darbedir ya da bir kalkışmadır. Bir kalkışma girişimi. Ben sizinle yaptığımız konuşmada bu Sözcü için yaptığımız röportajda. Evet, Sözcü gazetesi için yaptığımız röportajda bu darbe görünümlü bir işgal hareketidir demiştim. Neler çıktı bu hareketin sonunda, Türkiye nasıl bir Türkiye'ye geldi? Oraya bakmak lazım. Nasıl bir Türkiye'nin içindeyiz şimdi? O tespiti yapmak lazım. Ondan sonra diğer detayları da konuşacağız. Arkadaşlarımızla dedik ki, bu Türkiye'nin meselesidir, Türk milletine karşı yapılmış bir meseledir. O halde biz burada olabildiğince sakin, prensipli, polemiklerden uzak, gerçekleri açığa çıkaracak bir yöntemle, bir işbirliğiyle bu komisyonda çalışalım. Onlara göre yeni kapı, bana göre yeni bir cumhuriyet ruhuna ihtiyaç vardı. Ve biz bu cumhuriyet ruhuna uygun olarak oraya gittik. Bir öneride bulunduk. Dedik ki bu komisyonun inandırıcılığını baştan kaybettirmeyelim. Gelin bir karar alalım. Bu kararla bu komisyonun başkanlık divanını bütün siyasi partilerden oluşan bir heyetten oluşturalım. Başkan iktidardan olsun, başkan yardımcısı ana muhalefet partisinden, diğer iki üye de diğer iki partiden olsun. Sözde yeni kapı ruhundan söz edenler daha ilk teklifimizde esasen kendimiz orada başkan olsanız ne olur, başkan yardımcısı olsanız ne olur? Bizim oradan vermek istediğimiz mesaj şuydu.
Ey Türk milleti, senin meclisin sana sahip çıkıyor. Senin bombalanmış meclisin sana layık davranıyor. Bir milli meselede milli mutabakat ortaya koyuyor. Fakat bunu kabullenmediler ve tuttular. Başkanı da başkanlık divanı da kendilerinden oluşturdular. Onun üzerine ben bir beyanat verdim. Kulağınıza geldim bilmiyorum. Dedim ki yeni kapı ruhunu nane ruhuna çevirdiniz. Değerli arkadaşlar, oradan sonra ikinci şeyi söylemek isterim. Başkanlığa atadıkları kişi, yani getirdikleri kişi de çok ilginç. Ergenekon, Poyraz, Balyoz, aklınıza ne gelirse bu kumpas davalarının tümünde her gece televizyonlara çıkıp bu kumpas davalarının hukuki haklılığını anlatan bir emekli savcıydı. Yani FETÖ'cü hakim ve savcıları savunan. Şüphesiz bu kumpasların bugün FETÖ'cüler tarafından yaptığı ortaya çıkmışsa bir nevi onlarla işbirliği yapan bir şahsiyeti getirip bu komisyonun başına koyuyorsanız siz iyi niyetten yoksun demeksinizdir. O zaman bu komisyonun bir şeyleri aydınlatmasını istemiyorsunuz. Örtbas etmek istiyorsunuz. Peki buna rağmen aydınlanan sizin çabalarınızla ortaya çıkan ve kamuoyunun duyması halinde şaşıracağı haber değeri taşıyan hangi gerçeklere ulaştınız? İsterseniz birinci güne bir emrivakiyle bir grubu çağırmışlar. Biraz espriyle karışık tamam. Onu anlatmak tamam. İsterim. Kimsenin şahsiyetiyle ilgili değiliz. Kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyetimiz olmaz. Genç bir arkadaşı getirmişler, profesör. Büyük büyük laflar ediyor, dinliyorum sükunetle. Şu belge var, bu belgeyi Bodrum'da bulduk, bunu buradan çıkardık. Eski günler geldi aklıma, o Ergenekon davalarındaki gibi laflar. Dedim ki, büyük laflar ettiniz. Sizin göreviniz nedir? Ben dedi, polis okulu müdür muaviniyim. Siz dedim, istihbarat görevinde bulundunuz mu? İstihbarat daire başkanlığını yaptınız mı? Yapmadık. Siz emniyet genel müdürlüğü yaptınız mı? Yapmadım. MİT'te çalıştınız mı? Çalışmadım. Dedim, müdür muavini bu kadar şeyi nereden bilecek kardeşim? Sen bize bu kadar hikaye anlatıyorsun. Anladık ki bizi oyalamak, orada zaman kazanmak ve kamuoyunu oyalayacak bir takım ortaya spekülatif haberler atmak. İlk ciddi konuğumuz bugünkü ikinci Genelkurmay ikinci başkanı Sayın Ümit Dündar'dı. Sayın Ümit Dündar geldi, oturdu. Kendi görüşlerini, kendi açısından anlattı. Darbede o 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını kendi bakış açısıyla, kendi yaşadıklarını anlattı. Tabii birçok efsane var hatırlıyorsunuz kamuoyunda. Bunlardan bir tanesi de Sayın Ümit Dündar'ın o gece Genelkurmay Başkanlığı'na atanması öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a gelmesi için bir teminat verdiğidir. Siz korkmayın, İstanbul'a gelin, ben varım burada. Siz kimsiniz? Beni Sayın Devlet Bahçeli'ye sorun dediği efsanesi vardı, doğru mu? Evet, bu çarşaf çarşaf yazıldı, yandaş medyada manşetler atıldı ve herkes bunun böyle olduğunu evet. biliyordu. Dedim, Sayın Paşam bu doğru mu? Yok öyle bir şey dedi. Birinci efsane yıkıldı. Peki dedim, Sayın Paşam siz Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'la o gece kaç kere konuştunuz? Hiç dedi, hiç konuşmadım. İkinci efsane yıkıldı. Üç, dedim ki Sayın Paşam, siz Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten İstanbul'a geldi. Güvenliğini siz mi garanti ettiniz? Benim o işten hiçbirinden haberim yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın nereden geldiği, nereye gittiği, nasıl indiğini Türkiye bilmiyor şu anda. Bunu henüz komisyon da bilmiyor. Ama bu komisyon bunu bilmek zorunda. Bu komisyon başladığında ben bir şey söyledim. Bu komisyondan bir şey saklayan, bu komisyonu engellemeye çalışan, bu komisyonun önüne engel çıkaran FETÖ kriptocudur arkadaşlar. Darbe yanlısıdır. Milletin yanında değil demektir. Bunu şimdi burada Türk milletinin önünde bir kere daha ilan etmek istiyorum. Peki Sayın Ümit Dündar'a o akşam Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'a darbeyi haber verip vermediğine dair bilgisi bulunduğunu sordunuz mu? Bulunup bulunmadığını sordunuz mu? Şüphesiz. Bakın bu belki de
bu araştırmanın en anahtar noktalarından bir tanesi. Şimdi söyleyecekleriniz. Tabii ki. Biliyorsunuz Türkiye'ye ve Türk milletine ne anlatıldı? Öğleden sonra saat işte saatleri herkese göre değişen bir saatte birisi gidiyor bir kimine göre binbaşı, kimine göre yarbay, kimine göre albay. Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidiyor. Darbe olacağını haber veriyor. Bunun üzerine MİT müsteşarı gidiyor ve diyor ki Genelkurmay Başkanı'na darbe olacak. Onun üzerine işte saatler süren toplantılar falan. Bakınız ben kendisine bu soruyu sordum. Ümit Dündar'a mı sordunuz? Sayın Ümit Dündar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halen Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay ikinci başkanı. Bende bıraktığı izlenimi de hemen söyleyeyim. Lütfen. Tam bir asker, yurtsever. Evet. Ve bizim hep idealize ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en tepesine yakışır komutanlardan biri. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Aksini düşünürsek, bunu sizi teyit etmek manasıyla söylemiyorum ama bir vurgulamayı da ben de yapmak istiyorum izninizle. Devleti yönetenler birbirinden şüphe etmeye başlarsa iş tamamen çöker. Ama zaten o nedenle bu söyledikleri cesurca ve çok güvenilirdi. Yani Sayın Dündar'ı teyit edecek şekilde cesurca bir cevap verdi. Kendisine bu soruyu sorduğumda aynen kendi ağzından okuyorum. Ben dedim ki kendisine, Genelkurmay Başkanlığı'na gelen bilgi benim eski bir bürokrat olarak aldığım haberlere göre MİT müsteşarı bir darbe istihbaratı vermeye gelmemiş. Bana bir suikast yapılacak asker içinden bunu önleyin diye gelmiş diye bir bilgi geldi bana. Buna katılıyor musunuz dedim. Doğru mudur bu bilgi? Sayın Genelkurmay ikinci başkanı şunu söyledi. Gelen bilgi herhangi bir darbeye yönelik olmuş olsaydı Sayın Genelkurmay Başkanımız tarafından daha farklı emirlerle de bunun destekleneceğini değerlendiriyorum. Bilmiyorum yeterli açıklama oldu mu dedi. Sizin için yeterli açıklama oldu mu değerli Eskişehirliler? Türkiye'de bu programı izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenilir saygın paşası MİT'ten bize darbe istihbaratı gelmedi diyor. Bir efsane daha yıkıldı mı? Değerli arkadaşlar, hür basın olsa, basın üstünde bu kadar bir baskı olmasa bu komisyon görevini yapıyor. Bu komisyonun en azından CHP'li üyeleri görevini yapıyor. Şunun altını bir daha çizelim. Evet. Demek ki aylardır yazılan çizilenin aksine Milli İstihbarat Teşkilatı o gün Genelkurmay Başkanı'na FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde ya da başka bir grubun darbe girişiminde bulunacağını haber vermemiş. Sadece Genelkurmay Başkanı'na bir suikast yapılabileceği... Hayır. Yok mu? MİT müsteşarına bir suikast yapılacak. Ha, pardon. Evet. Evet. Bana bir suikast yapılacak. Evet. Bu suikast asker içerisinden bir grup tarafından helikopterlerde kaldırılarak MİT'in benim ofisimin olduğu Yenişehir'deki MİT'e saldırı yapılarak bir suikast düzenlenecek diye haber size gelmiş. Doğru mu diye sorduğumda Sayın Genelkurmay ikinci başkanımızın bize verdiği cevap budur. Evet. Evet. Hakikaten çok, bir efsane bu, daha yıkıldı. Evet ve ama bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin önüne hikaye yazıp anlatmaya alıştılar. Şimdi artık bizim görevimiz kapı kapı gezerek bu anlatılan boş hikayeleri yıkmaktır. Bu efsaneleri bozmaktır. Ben buradan bizi dinleyenlere ve sizlere bir ricam var. Lütfen bizim anlattıklarımızı, Türkiye'nin şartlarını biliyorsunuz. Türkiye'de basın üzerindeki baskıları biliyorsunuz. Türkiye'de sizin haber alma özgürlüğünüzün olmadığını biliyorsunuz. Hepinizden, bu salondakilerden ve bizi dinleyenlerden ricam şu. Duyduklarınızı dağa taşa, kurda kuşa, dağdaki çobana kadar anlatın. Başka türlü bu işin altından Türkiye kalkamaz. Türkiye bir felakete doğru gidiyor demiyorum. Ben karamsar bir insan değilim. Ama Türkiye bir felaketin içinden geçiyor. Demin, fakat verdiğiniz bilgiler gerçekten tabii, yani demin, insanı hayrete düşürüyor. Peki bu sivil kanadıyla ilgili özellikle FETÖ'cülerin kimlik kartı niteliğindeki Baylok uygulaması ile ilgili
kamuoyunun halen haberdar olmadığı bir takım gerçeklere ulaşabildiniz mi? Şimdi komisyonun daha ilk toplantısında bir dilekçeyle Baylok, Eagle mıydı? Öyle bir, bir üst evet. daha yazılım programı, daha üst düzeydekiler için. Siz de duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Bu Baylok ve bu tür haberleşme sistemlerini kullananların bu terör örgütüne olduğuna dair kesin gözüyle bakılıyor. Ve binlerce tutuklama yapılıyor bu konuyla ilgili. Peki Türk ordusunun içine %60 girmiş bu örgüt. Türkiye'nin diğer kurumlarına binlerce insan girmiş de siyasete neden girmemiş? Nerede bunun siyasi aktörleri, siyasi arkasındaki insanlar nerede? Bunun üzerine biz bir dilekçeyle bu Baylok listesini ve Eagle listesini istedik. Dedik ki bu listelerin gelip gelmemesi, bu listelerin doğru ya da yanlış gelmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçekleri aydınlatıp aydınlatmak istemediğine dair bir test olacaktır dedim ben orada. Bunu göndermiyorsanız bir şeyler gizliyorsunuz. Çok geçmedi, sanki düğmeye basmış gibi Sayın Başbakan dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Fethullah Gülenci yoktur. Şimdi değerli arkadaşlar, siyaset bütün bu olan bitenlerden sorumludur. İyi olanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, kötü olanlar Allah'tan olmaz. İyiden de sen sorumlusun kardeşim, kötüden de. Burada bu kadar kalabalığız. Bu kadar kalabalığın içinde 10 tane terör örgütü çıkarsa bu bir sızmadır. Ama bu kalabalıkta 10 meşru insan varsa gerisi buradaysa bu bir yerleştirmedir arkadaşlar. Öyle sızma falan yok. Sızma yok, yerleştirme var. Orada bir sürü hikayeler anlatıyorlar. Zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın insanları getirip uzun uzun boş laflar anlatıp bu işi meşrulaştıracak hikayeleri anlattıklarında sözleri bittiğinde ben sadece şunu söylüyorum. Sizin bu söylediklerinizi Sayın Cumhurbaşkanı tekzip ediyor. Nasıl tekzip ediyor? Diyor ki ne istediler de vermedik. İki, aynı menzile giden iki farklı yol arkadaşıydık biz. Bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada anlatılan bütün hikayeleri geçersiz kılıyor. Bakınız Baylok açılmışken izin verir misiniz? Bir iki konu vardı. Kim değerli arkadaşlar? Bizde yok. Bu bir kere insan aklıyla, Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Hem birlikte yol arkadaşlığı yapacaksınız, hem de ne istenirse vereceksiniz ve sizde olmayacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu komisyonun sonunun şuradan gitmesi, şuraya varacağına dair bir tahminle bulunmak istiyorum. Bunların siyasi uzantılarının %80'i Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkacak. Değerli arkadaşlar, darbe gecesi İstanbul Belediye Başkanı neredeydi biliyor musunuz? Darbe gecesi İstanbul Belediye Başkanı Amerika'daydı. 13 Temmuz'da Amerika'ya gitti. 18 Temmuz'da Türkiye'ye döndü. Neden dönmedin diye soranlara uçak bulamadım dedi. Peki Kadir Topbaş'ın, Sayın İstanbul Belediye Başkanı'nın damadı neden tutuklandı? FETÖ'cü olmaktan. Oğlu ve kızının evinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Kime komşu olduğunu. Sayın Topbaş'ın, ben hukukta suçun subjektifliğini bilen bir insan olarak konuşuyorum. Pensilvanya'da Fethullah Gülen'e komşu. Peki damadının belediyeyle ticari ilişkileri olmuş mu? Olmuş. Terör örgütünün o geceki WhatsApp, yani daha önceki veya daha önceki WhatsApp görüşmelerinde şu anda savcıların elinde var. İşlerin en kolay İstanbul Belediyesi'nde olduklarını söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Eğer bu hükümet, bunlar doğru ya da değil, buna adalet, hukuk, savcı, hakim, polis karar verecek. Ama Sayın Kadir Topbaş şu anda delil karartacak bir makamda oturuyor. O makamda oturduğu sürece Adalet ve Kalkınma Partisi bu işten aklanamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi...
Bir suçu örtbas etmek istiyor demektir. Çağdaş medeni ülkelerde şu anda çoktan açığa alınıp araştırmaların başlaması gerekiyordu. Mazumsa geri verirsiniz. Peki her gece çıkıp televizyonlarda konuşan ve esasen ifadeye çağırdığımızda, ifade demeyelim ona, biz soruşturma komisyonu değiliz. Dinlemeye çağırdığımızda kendisini, Ankara Belediye Başkanı'nın cevabını duyar gibiyim. Bu darbenin müsebbibi cinlerdir diyecek muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, burada belgeleri bende de var. Ankara, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Başkanlığı ve ona bağlı birimler çıktılar, dediler ki tapu numaralarıyla, kayıtlarıyla Ankara'nın, yani milletin malını mülkünü nasıl bu örgüte verdiklerini ispatladılar. Şimdi bunları geri alıyorlar. Bu neye benziyor? Ya gidiyor adam bir yerden bir hırsızlık yapıyor. Yakalanacağına, geçen gün televizyonda böyle bir şey vardı. Yan kesici cebinden çekiyor, kamerayı fark ediyor, gidip yere atıveriyor cüzdanı. Bu ona benziyor. Şimdi geri alıyorsunuz. Bunlar açığa alınmazsa samimiyet yoktur. Türkiye'nin ismini vermeyeceğim. En büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesinin başındaki şahsiyetin özel sektördeki firmasının tamamı FETÖ'cü. Bu hala Türkiye'nin en üst düzeyinde. Öyle mi? Tabii, en üst düzeyinde oturuyor. Şimdi arka arkaya söylemem doğru mu bilmiyorum. Hele bir başka olay var ki muazzam bir hadis. Anlatın hemen. Ya da onu biraz sonra mı bırakalım? Nasıl arzu edersiniz? Onu yani biraz sonra bırakalım. Birdenbire kafaları karıştırmamak olabilir. Tamam. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçeklerin gizli kalmamak gibi bir huyu vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu gerçekleri gün ışığına çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu sırf muhalefet olsun diye yapmıyoruz. Bu yıkılmakta olan Türk devletini yıkılmaktan kurtarmak için yapıyoruz. Şimdi hepinize sormak istiyorum değerli dostlar. Türkiye'nin şu anda bir anayasası var mı? Anayasa uyulmadığına göre anayasası yok. Türkiye'nin şu anda bağımsız, özgür, güvenilir bir yargısından söz edebilir misiniz? Türkiye'nin şu anda eskiden olduğu gibi güvendiğiniz, ki biz halen çok güveniyoruz ama yaralanmamış bir ordusu var mı? Türkiye'nin yaralanmamış polisi var mı? Türkiye'nin devlet dairelerindeki insanlar birbirlerine karşı kuşkuyla bakıyorlar mı? Şimdi yükselmek için birbirlerine ihbar etmeye başladılar mı? Bunun adı fetret devridir. Biz Türkiye'yi fetret devrinden çıkarmaya çalışıyoruz. Hepinizin bu anlamda çok desteğine ihtiyacınız olacak. Tabii ben düşüncelerinize katılıyorum. Yalnız buna tahmin ediyorum Sayın Türkşen de katılacaktır. HSYK'nın bu FETÖ'cüleri ayıklama konusunda gösterdiği dirayetli duruş, cesur hareket tarzı, titiz çalışma. Ne dersiniz onu saymadım. Evet, evet. Ve yargıya duyduğumuz güvenin kaybolmasından kaynaklanan bu kaotik atmosferi bir an önce gidererek tekrar yargıya güven duyabileceğimiz hakim ve savcıların görevlendirilmesi konusunda sergilediği olağanüstü çaba hakikaten her türlü takdirin üzerinde. Onların hakkını teslim edelim. Oradaki müfettişlerin, HSYK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz'ın, Ali Rıza Karakan'ın ve şu anda adlarını sayamadığım diğer HSYK mensuplarının bu tarihi görevlerinde ki çok büyük bir tehlikeye de kendilerini atmış bulunuyorlar. Çoluklarını, çocuklarını da tehlikeye atmış bulunuyorlar. Hepimizin onların yanında ve arkasında durmamız gerektiğini, sorumlu yayıncılık anlayışım gereği ve yargıya hepimizin ihtiyacı olduğunun bilinciliğiyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet. Siz Sayın Çıray'ın sözlerine ilave edeceğiniz hususlar olabilir mi? Buyurun. Öncelikle şehidimiz için başımız sağ olsun diyorum. Eskişehir'in maalesef yılbaşından beri 11. şehidi olmuş zannediyorum. Evet. Biraz önce söylediniz. Her gün bitsin diyoruz ama her gün bir yenisini duymaktan üzüntüden üzüntüye koşar olduk artık. İnşallah bir daha bir şehit haberi almadan günümüz geçer Türkiye'de. Bu akşam benim için çok da değişik, çok da özel bir iki öncelikli birkaç şey söylemek isterim. Müsaade ederseniz. Estağfurullah.
Ben 26 Temmuz'du zannediyorum. Çok özür dilerim. 26 Temmuz'du herhalde benim ilk televizyon ekranlarında Ahmet Hakan'ın programında ilk bir 6 kişilik grupla çıktığımız. Ondan sonra o günden beri sürekli çağırıyorlar sağ olsunlar. Bazısına uyabiliyorum, bazısına gidemiyorum. Sizin Marmaris davetinize maalesef yurt dışında olduğum için gelememiştim. Bu akşama sevgili Eskişehirlilere kısmetmiş. Çok güzel bu akşam. Hep orada yalnız çıkıyorduk. Bir ekrana konuşuyorsunuz. İşte kendi aranızdasınız. Burada abi, abla, kardeş, amca, teyze hep beraber böyle oturduk çay içiyoruz gibi oldu. Çok güzel, çok güzel bir atmosfermiş. Bir de Eskişehir'de olması da çok güzel oldu. Sağ olun. Görevim nedeniyle ben de Eskişehir'e sıklıkla sat olduğum dönemde, aktif dönemde İnönü'ye atlayışlara çok gelirdik. Burada atlayışlar için kaldığımız zamanlar içerisinde işte Eskişehir'i gezme fırsatımız da oldu. Yani Türkiye'nin içerisinde insanın içini açan olağanüstü güzel bir şehir. Sizlerle birlikte olduğum için ben öncelikle çok... Ben şöyle tanımlıyorum. Erfani'nin ölmeden önce mutlaka Eskişehir'i görmesi mutlaka gereken kendisi. Çok şükür bize de kısmet oldu. Evet. Biraz bu ekran artık... CHP belediyeciliği de söylemeden edemeyeceğim bu arada. Muhakkak, muhakkak. Bu ekran heyecanı yavaş yavaş azalıyor ama bu akşam bir tersine katlandı. Çünkü hani çok güzel bir kitlenin karşısında konuşmak da takdir edersiniz biraz heyecanlandırıyor beni. Öncelikle sunumunuzda benden bahsederken kahraman, yani haddimiz öylesiniz değil tabii. Ama, yani bir salon kahraman varken burada zaten... gerçek kahramanlar burada oturuyor. Çünkü biz cezaevindeyken, bu programlar yapılıyorken... Hep bu programları seyrediyorduk. Bize çok büyük moral oluyordu. Orada Halk TV olsun, ulusal kanal olsun, en çok izlenen ve bizi gerçekten destekleyen, içimizi açan sizlerin programları ve oradaki izleyiciler sağ olsun. Gerçek kahramanlar onlar yani. Biz onun bir başka görevini yerine getirdik. Ama daha da geriye gidersek siz de bizim çocukluk kahramanımızsınız. Şimdi yan yana oturmak bizim için büyük şeref tabii, benim için. Benim için. Biraz da sol tarafıma dönüyorum. Şimdi biz Murat kardeşimle tanışıklığımız o Beşiktaş Adliyesi'nde eski DGM binası. Sonradan bizi de yargıladıkları özel yetkili mahkeme adı altındaki maalesef o rezilliklerin yaşandığı mahkeme salonlarında, bodrum katlarında görüşüyorduk. Yani bizi cezaevinden alır getirirlerdi. İşte avukatlarımız ayrı kapıdan gelirler, orada buluşuruz. Daracık karanlık yerlerde. Hatta böyle bankların falan, bahçe banklarının üstüne oturup da böyle avukatlara yer de bulamazlar. O kadar rezillikler içerisinde. Hoş 5 yıldızlı otel konforunda ağırlasalar ne olacak? İçinde adalet olmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktu. Çok şükür Murat'la da bu akşam böyle yan yana olmak o da benim için ayrı bir sevinç. Şimdi bu komisyon inşallah gerçeği ortaya çıkaracak ama biz Türkiye'de herhalde şuna... Alıştık herhalde yani, o kadar çok yalan söyleniyor ki yani bir söylediklerini tutmuyor. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Yani bir gün bir şey söylüyorlar, ertesi gün tam tersini söylüyorlar. Geçen gün bir programda, yani bunu artık söyledik, tekraren söylemekte hiçbir sakınca yok. Bir beyefendi gazeteci kimliğinde yazılarını hiç hayatta takip etmediğim, gazetesinde hiç okumadığım bir beyefendi şöyle bir programın ilerleyişi içerisinde şöyle bir laf sarf etti. Dedi ki 17-25 Aralık'a dua edin. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çünkü dedi siz bugün burada bu programda oturuyorsanız kendisinin sayesindedir. O çıkardı sizi hapisten dedi. Ben de dedim ki madem ismen söylüyorsunuz ben de ismen cevap vereceğim. Benim cezaevinde ya da bütün silah arkadaşlarımın cezaevinde kalma sebebi, yarı sebebi Fethullah Gülen'se, yarı sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu da tekraren de söylüyorum. Böyle canlı yayınlar var. Artık eskisi gibi hani kuşun ayağına mesaj bağlayıp uçurulmuyor ki, yani iletişim diye bir şey var. Bütün kayıtlar duruyor ortada. Beyefendi söyledi. Kendiniz dediniz, siz ne istediler de vermedik dediniz. Şimdi kendisi ortada yok. Ben nerede niye bilmiyorum, ortada değil. Bülent Arınç isminde bir beyefendi vardı. Ne kadar mutluydu böyle, diyordu ki Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Hüseyin Çelik diye bir beyefendi vardı. Ben göremiyorum onları yani. Ha niye yok ortada mesela yani? FETÖ çıktı, onlar çıktı sahneden yani. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Hiçbiri ortada yok.
Merak da ediyorum bakalım ne tarafta çıkacaklar bu turnusol kağıdı, inşallah bu komisyon. Bir yerde bir şey bir çıkacaklar zannediyorum ya. Baylok falan. Bu akşam bir kısmı bence çıkacak. Bir araştırın onların da bu bir akşam baylok. Bir kısmı çıkacak diyor. Bu akşam bir kısmı çıkacak. İnşallah. Öyle diyordu. Biz Ankara'da ne tatlılar yiyoruz diyorlardı. Çünkü Türk ordusunun generalleri, subayları, assubayları, askerleri o spor salonundan bozma yerlerde böyle siz de geldiniz, gördünüz hatta böyle tabur tabur yargılanırken çok mutluydular. Yani o kadar mutluydular ki yani Ankara'da biz ne tatlılar yiyoruz, işte Türkiye'ye demokrasi geldi, bundan sonra darbe olmaz. O darbeyi durduran bizdik zaten de işte bizi ortadan kaldırınca darbeyi kimin yaptığı çıktı ortaya. Ama siz bu ortamı zaten uzun yıllardır hazırlıyordunuz yani ikisi. Yani kol kola gidiyordunuz zaten. Her şey yolundaydı. Ha, ne zaman MİT krizi çıktı. Ondan sonra 17-25 krizi çıktı. Ha, şunu da söylemek lazım. Yani evet bu irade Fethullah Gülen iradesi. Bir gün 40 yıldır siz bir şeye yatırım yapıyorsanız istediğiniz kadar birileriyle kol kola gidin. Bir gün bir yol ayrımına gelecektiniz. Çünkü bu kadar kuvvetliyseniz gücü de siz almak isteyeceksiniz. Ayrıca FETÖ'nün darbeci kimliği meçhul değildi. Özbekistan'da bunlar darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ve ondan sonra bütün o okullar kapatıldı. Öğrenciler gönderildi ve orada FETÖ adına hiçbir iz bırakılmadı. Evet. Yani meçhul bir kimlik değildi ki bunların zaten darbeci değildi. Kimliği. Ama işte artık iyice kör gözün parmağına, namlu kendilerine dönene kadar her şey yolundaydı. 17-25'in, evet şunu da söylemek lazım belki yani iradeyi AKP'den almak için, Recep Tayyip Erdoğan'dan almak için yapılmış bir hareket olduğu kabul edilebilir, doğrudur. Ancak 17-25 yalan mıydı yani o ayakkabı kutularını, para sıfırlamalarını biz unutalım mı yani? Şimdi beyefendi diyor ki, o diyor bir komplo muydu diyor. Ben de iddia ediyorum madem çıkarsın getirsinler, paraları sıfırlayanların ses kasetlerini getirsinler. Biz öyle yaptık balyozda. Amerika'dan 10 tane yere yolladık birbirinden bağımsız kuruluşa. Dedik ki, bunlar sahte midir, doğru mudur? Biz bütün belgelerimizi yolladık. Murat bilir, 25 yerden rapor aldık bunlar sahte diye. Ben vereceğim parasını, bana versinler o ses kayıtlarını. Eğer komplo çıkarsa tamam ben kabul edeceğim yani sözümü geri alacağım. Sonra sizi teyit eden bir şey oldu. Araya girmeyeyim mi sonra mı anlatayım? Kısaca nasıl uygun görürseniz tabii. Bu komisyona dün Sayın Fehmi Koru geldi. Yazdığı kitap aslında bir suç ihbarıdır. Kendisi Amerika'ya o zamanın Cumhurbaşkanı Gül ve Sayın Başbakan tarafından 20 Aralık'ta ara bulmak için Fethullah Gülen'e gönderilmiştir. 17 Aralık'tan 3 gün sonra. 25 Aralık'ta dönmüştür. Kendisine şu soruyu sordum. Dedim ki, size göre 17-25 Aralık sadece bir yolsuzluk operasyonu mudur? Size göre 17-25 Aralık sadece bir darbe girişimi midir? Yoksa size göre 17-25 Aralık yolsuzluklar zeminini fırsat bilip bir darbe girişimi hareket midir? Sonuncusudur dedi bana. Yani yolsuzluklar olmuş mudur diyorsunuz dedim. Olmasaydı bu kadar bakan ayrılmak zorunda kalmaz dedi. Peki dedim çağdaş ve batılı demokrat ülkelerde bu kadar büyük yolsuzluk olduğu zaman hükümetler istifa etmez mi dedim. Çünkü o zaman dedim hükümet istifa ederse adı darbe mi olacaktı? Çünkü çağdaş demokratik ülkelerde bu kadar büyük boyutlu yolsuzluğa hiçbir hükümet dayanamaz. Almanya'da Almanya Cumhurbaşkanı kendi parasını kendi arkadaşının bankasına birkaç bindelik faizle fazla yatırdığı için görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar bu komisyon bir şey daha yapmış oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve geçmişte Fethullah Gülen'e yakın olduğu düşünülen bir yazara 17-25 Aralık yolsuzluğu sabittir, olmuştur dedirtmiş oldu. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurun Sayın Şimdi ben bu 17-25 Aralık'la ilgili benim de şahit olduğum sizlerle paylaşmak herhalde bu akşam için çok uygundur. Şöyle bir olay geçti. Bizim Poyrazköy davasında hani o 21 Nisan 2009 tarihinde kepçelerle gelip böyle toprağın altından çamurların içerisinde lav roketleri falan dediler, işte mermiler, bombalar dediler, silahlar dediler, silah falan yok da biz onunla dahil olduk ilk küçüklüğümüz, bebekliğimiz odur yani. Ondan sonra işte balyoz falan, sonunda iki müebbet 51 yılla çok şükür 16 yılında ceza yemiş olarak
sonlandırdık ki şimdi hepsinden beraat etmiş vaziyetteyiz. Beraat ettiğimiz için bu sefer biz o kumpasları başımıza açan bütün polis, hakim, savcı kim varsa onlar için bu sefer tersine o Çağlayan'da saray adı altında yani bina yapmakta hiçbir sıkıntı yok zaten. Devasa bir şey yapılmış. Belki İstanbul'a gelince görürsünüz. Müthiş bir şey. Yukarı doğru 7 kat gidiyor. Aşağı doğru 7 kat iniyor. Biz onun -7. katında nezarethanelerde tutuyorlardı bizi mahkeme salonuna çıkmadan önce. Çok şükür ifade vermeye +7. kata çıktık. 2 savcı bizim bütün dosyaları almış. Sen de gitmişsindir belki o davalardan dolayı. Anlattık, şikayet dilekçemizi verdik avukatlarımızla birlikte. Bitti artık işin teknik kısmı. Sevgili savcı dedi ki yani bir çay içelim artık, sohbet edelim. Sohbet ediyoruz. Bu Çağlayan Adliyesi'nde bu polislerin ilk tutuklandığı zamanı hatırlarsınız. Hani oturdular, şov yaptılar, işte namaz kılmaya kalktılar, tutuklanmamaya kalktılar. Onların bir tane hakimi serbest bırakmaya çalıştı. O dönemde tutuklanan, bizim de bu Poyrazköy kazılarını muhtemelen yapmış olan, yani o gömüleri yapmış olan bir polis, ismi çok önemli değil şu anda anmayalım, bu polisi ifadesini almış sayın savcımız. İfadeyi aldıktan sonra da artık onunla da sonunda ifadeyi bitirdikten sonra sohbete geçiyorlar. Yani bir şey söyleme gereği hissetti herhalde. Demiş ki, ya bak bu kadar demiş insana kumpas kurdunuz. Hepsini demiş hapislere, aileleriyle birlikte mağdur ettiniz. Hiç demiyor musunuz içinizden? Ya biz de yanlış yaptık demiyor musunuz demiş. O polis memurunun verdiği cevap çok ilginç. Demiş ki, evet biz de yanlış yaptık. Şimdi savcı bey diyor ki, herhalde hani pişmanlıkla ilgili bir şey söyleyecek. Evet biz de yanlış yaptık. 17-25 biraz erken oldu demiş. Yani tek sıkıntıları bu. Yani 17-25'i zamanlamasını kötü yapmışlar. Hani biraz daha öteleseler belki ortalık daha böyle yatışmışken falan belki de başarılı olacaklar. Yani bu insanların pişmanlıkları maalesef bu. Böyle bu gaddarca muameleyi bize yıllarca reva gördüler ama şimdi biz burada ekranlarda sizlerin karşısındayız. Kendileri bu akşam da hala belki Halk TV inşallah izliyorlardır cezaevinde. Hepsi cezaevinde. Yarın sabah da cezaevinde uyanacaklar. İnşallah kalan ömürlerini de orada geçirirler. Çünkü Türk halkına bu muameleyi uygun görenlerin gün yüzü görmemesi lazım bana göre. Bununla birlikte bir şeyi tabii programdan önce arz etmiştim size, konuşmuştuk. Şimdi bu ortamda maalesef bu gibi durumlarda hani Cumhurbaşkanı diyor ki mağduriyet falan yoktur. Mağduriyet vardır aslında. Bu insanların mağduriyeti değil yani. Türk halkının üstüne bomba atan ne mağduriyeti olacak yani? Ne olacaksa olsun. Zaten yeni ifadelerde de anlıyoruz ki evet ben darbe olduğunu biliyordum. Bana da verilen emir karşılığında direkt attım yani. Bilerek attım diyen pilotlar var. Yani onun diyecek bir şey yok zaten. Kendi ikrar etmiş. Sıkıntı yok. Ancak çok fazla da böyle etrafta bir bulut halinde çok bir mağdur grubu var. Onların da yani bir o da talihin bir cilvesi bize düştü onların da savunmak. Çünkü o gri bölgedeki hani Allah muhafaza üstlerine bir ömür vatan haini damgası yapışabilecek insanları da bizim kurtarmamız lazım. Onları da dile getirmemiz lazım. Bu askeri birliklerde özellikle bu emirleri ilk aldıklarında haliyle komutanın emrine itaat edip kıtasına gelen, ondan sonra ne bileyim silahının başına geçen ama olayın darbe olduğunu anladığı andan itibaren tamamen silahını bırakan, kesinlikle elini sürmeyen, halka bir el bile ateş etmeyen, kıtasından dışarı asla çıkmayan bir askeri bir grup var. Bir kere bunları bir dile getirmek lazım. Onun dışında askeri okullardan bir anda askeri okullar kapatıldı. O çocukların hepsi diyorlar ki bizim madem bu kadar böyle artık iş ayyuka çıktı, bizim güvenlik soruşturmalarımızı tekrar yapın. Yani çok acıklı böyle mesajlar geliyor. Diyor ki benim babam, yani herkesin mesleği olacak tabii. Diyor ki benim babam hurdacı. Yani benim diyor bir şu sınavlara girebilmek için harcadığımız parayı 3 gün İstanbul'da geçirmek için 1 ayda kazandı. Ben geldim sınavlara girdim, her şeyim tamam. Ama beni almıyorlar şu anda askeri okula çünkü alımları da durdurdular diyor. Yani bunları ne olur dile getirin diyorlar. Bu bir mağdur grup var. Yani yapılacaksa o insanların da mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Onun dışında kamuda öğretmenlerle ilgili yapılan bir takım mağduriyetler var. Evet HSYK çok titiz çalışıyor.
Hatta onların içerisinde bile bir şekilde hatta CHP'nin komisyonuna isimleri geçmiş hakim arkadaşlarımız var. Onları da düzeltiyorlar. Onları da evet bir şekilde düzeltmek lazım. Ama bu mağduriyetleri yaşayanlar için de yaşamış birisi olarak naçizane benim yani buradan ne olur izliyorlarsa bir kere hakikaten çok sabır içerisinde olmaları lazım. Sabretmeleri lazım. Çünkü bu toz dumanın içerisinde yani o karışıklık ortadan kalkana kadar evet belki o aileler o acıları çekecekler. O arkadaşlarımız gerçekten suçsuz olan hiçbir günah olmayan insanlar cezaevinde bir süre geçirecekler ama bunun çok uzamaması ileride onların mağduriyetlerinin artmaması açısından onları da dile getirmeyi ben bir borç olarak çok biliyorum. Aynen katılıyoruz. İnşallah bu komisyon da çok acıklı tabii yani komisyondan evet bir şeyler çıkacak muhakkak ama daha komisyonun başkanıyla birlikte zaten niyet de ortaya çıktı yani. Bir askeri okulları kapattınız, harp okullarını bir yere bağladınız, başına bir profesör veriyorsunuz. Yani verdiğiniz profesörden daha siz mesajı veriyorsunuz zaten. Hani Türk halkını kutuplaştırmayalım, ayrıştırmayalım diyorsunuz. Yapan sizsiniz yani, kendinizsiniz yani. Her hamlenizde dediğim dedik, çaldığım düdük yani. Her şeyi istediğiniz gibi yapmaya kalkıyorsunuz ve yani bu artık hani belki daha programın devamında da konuşacağız ama yani bütün siyasi başarısı, dış politika başarısı, one minute olan insanların kalkıp da Lozan'ı tartışmasını ben doğru bulmuyorum yani. Siz hayatınızda bir kere bir one minute'le çıkış yapmışsınız. Ülkeyi kurtaran, bütün savaşları kazanan, ondan sonra... Ya one minute nasıl sonuçlandı? One minute'den de işte... Marmara ile sonuçlandı. Özür dilemeden Türkiye'ye çok hakarethamiz bir şekilde 20 milyon dolar para yatırarak sonuçlandı. Özür dileme yok. Kesinlikle. Yani bu işler biraz devlet adamlığı istiyor. Yani bundan mutlu değiliz. Yani bu iyi bir yaklaşım değil yani. Siz bütün ömrünüz diyelim işte sonucu da belli olan bir one minute'le bir dış politikanız var. Ona uygun da zaten sürekli bundan sonraki söylemleriniz de yani. Sokaktaki adam gibi konuşarak devlet adamlığı olmaz ya da hiç hesap kitap yapmadan yani sürekli efelenerek, dayılanarak gireriz de çıkarız da yaparız da Musul'da bizim hayır, falan. Hayır içeride efeleniyor. Yani o içeride efeleniyor. Komutanım, dışarıda bakın, da aslında bir şey olduğu da bize bildirmiyorlar yakın yani. Bize bildirmiyorlar tabii. Mahallelerimizde vardır böyle evde çocuk aslan gibidir. Bu atar tutar sokağa çıkınca herkesten dayak yer. Arkadaşlar şeyi hatırlıyor musunuz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu milletin bir evladı olarak bundan mutlu değilim. Benim cumhurbaşkanımın, benim başbakanımın dışarıda itibarsız olması beni hiç mutlu etmez. Keşke bu olmasaydı da bu eleştiriyi yapmasaydım, gurur duysaydık. Ama Mehmet Ali Kırık'ın rahmetlinin cenazesindeki yapılan muameleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve onun milleti hak ediyor mu? İsrail'in bize hak et, 2,5 milyonluk İsrail'in bize reva gördüğü Marmara meselesinden sonraki muameleyi hak ediyor muyuz? Kıbrıs'ta garantörlük tartışmasını açtılar. Türkiye bunu hak ediyor mu? Hani Suriye'de kafası bozulunca 10 dakikada aşağı iniveriyordu? Şu anda bakın arkadaşlar bütün bu çektiğimiz acıların altında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stratejik şarlatanlık dış politikasının sonuçlarını yaşıyoruz biz. Bugün itibariyle biz Türk ordusunu destekliyoruz. Bugünün şartlarında. Bu olmak zorunda. Peki Türk ordusunun 3 yerde, 4 yerde savaşıyor şimdi bizim ordumuz ve işte bugün bir şehidimizden söz ettik. Türk ordusu Suriye'de savaşıyor. Türk ordusu PKK ile savaşıyor. Türk ordusu IŞİD ile savaşıyor. Türk ordusunu şimdi Musul'un kapısına götürdüler. Bu gecenin konusu değil. Ayrı bir fecaattir o. Türk ordusunun bu kadar savaştığı, devletin kendisini toparlamaya çalıştığı, yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemde başkanlık tartışmaları mı kıstı? Bu şehitler gelirken, Güneydoğu'da hala sokağa çıkma yasağı devam ederken başkanlık tartışması mı kıstı? Türkiye'de rejim sıkıntıya girmiş. Rejim sıkıntıya girdiyse sıkıntıya sokana söyle. Bana ne söylüyorsun? Ben mi soktum rejimi sıkıntıya? Ona diyeceksin ki geri adım at kardeşim. Geri adım at. Rejimi sıkıntıya sokuyorsun. Anayasal sınırlarına git. Sen çıkmışsın onun ağzında konuşuyorsun. Diyorsun ki fiili durum oluştu. Gelin anayasayı ona uyduralım. Bunu ayıplıyorum.
Bunu Türk milletine karşı hakaret telakki ediyorum. Şehitlerimize karşı ayıp kabul ediyorum. Değerli dostlar, böyle bir şey olabilir mi? Çok teşekkürler. Şimdi zaman su gibi akıp geçti ve ilk bölüm reklamlara geldi, dayandı. İkinci bölümü halkın avukatından başlayacağım. Ve halkın avukatı ne dilerse söyleyecek. O konuda özgürdür. Zaten konuşacağımız, üzerinde duracağımız konular belli. Sizin sıcak ilginize çok teşekkür ediyorum. Ekranları gerisinde bizi sabırla izleyen vefakar Halk TV seyircilerine çok teşekkür ediyorum. Ve kısa bir reklam arası diyorum. Reklamlardan sonra Eskişehir'den, Tepebaşı'ndan birlikte olacağız.